Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi turu bayram sonrasında da devam edecek. Temmuz ayı içerisinde Başkan Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la bir araya gelecek. Şüphesiz ki o görüşmelerde ana gündem başlıkları Gazze, terörle mücadele, Ukrayna Savaşı gibi önemli konular olacak. Temmuz ayı yoğun bir diplomasi trafiğine sahne olacak. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı 3-4 Temmuz'da Kazakistan Astana olacak. Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak. Bu zirve sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya gelecek. Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabulü sırasında görüşmeyi açıklamıştı. Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm gelişmeler dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Temmuz ayında Astana'da görüşmeyi planlıyorum. Astana süreci devam etmeli. Astana dönüşünde Başkan Erdoğan Azerbaycan'a geçecek. Şuşa kentini ziyaret edecek. Burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek. Ziyaretin gündemi ise bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan Ermenistan barış süreci olacak. Temmuz ayındaki Başkan Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise ABD olacak. 9, 10, 11 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek NATO zirvesine katılacak. Bu zirve sırasında başta ABD Başkanı Biden olmak üzere ittifak üyesi birçok ülkenin liderleriyle bir araya gelecek. ABD Başkanı Biden'la yapacağı görüşmenin gündeminde ise terörle mücadele, ekonomik ilişkiler, F-16'lar ve Gazze gibi sıcak başlıklar ele alınacak. 20 Temmuz'da ise Başkan Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenlerine katılacak. Başkan Erdoğan 21 Eylül'de ise bir kez daha Amerika'ya gidecek. Bu kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılış toplantılarına katılacak. Buradan bir kez daha Gazze'ye dair kritik mesajlar vermesi bekleniyor.